Sevgili seyirciler size bir fotoğraf sanatçısını tanıştıracağız. Aslında tanınan bir fotoğraf sanatçısı fakat galiba sizlerle tanışması ilk olacak. Ali Aydar Yeşilyurt şu anda stüdyo konuğumuz. Çünkü bu hafta malum programımızdaki konukların çok fazla olması telefon bağlantılarımız nedeniyle Ali Aydar Yeşilyurt'tu programımızda, stüdyoda canlı olarak konuk edememiştik ama bant olarak çekimi yapalım dedik. Çünkü son derece önemli işler yapan bir fotoğraf sanatçısı. Avrupa'da yaşıyor, İngiltere'de yaşıyor zaten. Aynı zamanda yüksek öğrenimde orada görüyor. Ve Avrupa'nın adeta öteki yüzünü bizlere yansıtıyor. Hemen şöyle de gösterelim. Bir fotoğraf Albümü de var, kısa filmleri de var aynı zamanda. O bütün bunları konuşacağız kendisiyle. Ee, Ali Aydar Bey hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok mersi. teşekkürler. Evet, e, şimdi Avrupa'nın öteki yüzü dedik ve öte yandan e, sadece e, fotoğraf çalışmalarınızın değil aynı zamanda film kısa film çalışmalarınızın olduğunu e, ve Avrupa'daki önemli e, eski liderlerle ve isimlerle de fotoğraf çalışması Yemilere ve var, evet. kısa film çalışmaları yaptığınızı biliyoruz. Bize biraz anlatır mısınız neler yaptığınızı? E... Ben e, ticari olarak aslında moda fotoğrafçısıyım ama e, e, yani product çekim diye tanımladığımız ürün fotoğrafları da çekiyorum. Hı hı. E, ama bunun dışında hani kimi sosyal foto belgesel projeleri de sürdürüyorum. E, görüntü benim işimin tamamını oluşturduğu için e, filmle ilgili de hani bir takım gayretlerimiz var. Hı hı. E, i̇lk filmimi 2010 yılında Nilüfer Açıkalı'nda İstanbul'da çekmiştim. Rose is Dying, Gül Ölüyor hı hı. başlıklı bir film. Ee, en son 2014 yılında tamam İngilizlerden oluşan bir kadroyla e, Snapshot Love isimli ikinci filmimi Londra'da çektim. Neydi konusu onun? Ee, aslında o bir dram. Ee, gündelik hayata ilişkin, e, yozlaşan e, insan ilişkileri, aşk vesaire gibi ya da bireyin kendini öne çıkardığı ve hı hı. buna bağlı olarak yalnızlaşma duygusunun da beraberinde büyüdüğü, birlikte büyüdüğü. E, bunu tema olarak işleyen bir filmdi. Aslında ilk film de buna benzerdi. Yani e, kişinin modern hayattaki yalnız, yalnızlaşmasıyla ilgili ve e, ben duygusunun gelişmesi, bireyciliğin öne çıkması e, bunları hani böyle eleştirel göndermelerde bulunan e, bir hikayeyi barındırıyordu. Hı. E, bir de bana biraz önce bahsettiniz programa başlamadan önce e, Tony Blair ile bir çalışma yaptığınızı söylediniz. Evet. Nedir bu? Nedir bu çalışma? Ben bir dönemdir zaten İngiltere Parlamentosu'nda çok sık çalışıyorum. Oradaki Türk komünitelerin yaptığı kimi aktiviteler oluyor. Buna bağlı olarak lordlarla, milletvekilleriyle, hı hı. liderlerle bir araya sıkça, sıkça geliyorum. Tony Blair özel bir gecenin şeref konuydu, onur konuydu. Hı hı. Buna istinadiyen onun özel fotoğraflarını çekmem için benimle anlaşılmıştı. Hı hı. E, Portrelerinden oluşan ve röportajlarından olan kimi görselleri oluşturmuştuk. 2014 Nisan ayıydı sanırım. Evet, arkadaşlarımızın elinde de var zannediyorum fotoğrafları. Evet, onları da paylaşacağız yavaş yavaş sizlerle. Zaten bu albümün adı da Face of Europe. Evet. Avrupa'nın yüzü. Evet. Avrupa'nın yüzü derken Avrupa'nın arka sokakları, Avrupa'nın pek gözümüze çarpmayan insanları, Avrupa'daki işçiler, Avrupa'daki sokak kadınları, Avrupa'daki mankenler ve göçmenler, göçmenler Ülkeziyor. ve ne derler? Borderline olanlar, evet. kenardakiler diyelim. Kenardakiler ben. ama yaşamın gerçek kahramanları. Ben Yaşamın öyle... gerçek kahramanları. İşte evet. şu fotoğrafta gördüğümüz gibi yatanlar, evet. kaldırım kenarlarında yatanlar. Şöyle bir sokak kadını görebiliriz. Belki sokak kadını değil ...bilemiyorum ama işçiler. Çek Cumhuriyetinde, Litvanya'da, Fransa'da, Avusturya'da ve ee, bu tür e, fotoğraflar hakikaten insan portrelerinden oluşan fotoğraflar ee, çok ilginç insan yüzleri aslında. Ee, bütün bunlara baktığımızda e, bir başka Avrupa'yı görüyoruz ve bu Avrupa'da bizim için e, sadece insanlardan öte e, bir köhnemişlik ve bir bıkkınlık da var gibi geliyor bana. Ne dersiniz siz adeta bunu mu yansıttınız bize? Yani bir modern hayatın. Modern dünyanın e, insan üzerindeki etkilerini tabii ki inceliyorum. Hı hı. E, yani e, bir insanın memnuniyetinin sadece e, onun sahip olduğu sermaye birikimiyle değil, aynı zamanda ruhu besleyen başka duyguların olduğunu da hı hı. E, söylemeye çalışıyorum. İnsanlar e, çok rahat ekonomik koşulların olduğu ortamlarda da kendisini yalnız ve mutsuz hissedebilir. Birincisi bu. İkincisi phase of Europe çalışması başlarken hani, ee, buna hedef çok buna hedef alarak da başlamış bir şey de değildi aslında hı hı. sadece şöyle bir reaksiyonla hı. E, ortaya çıktı fotoğraf sanatı yıllardan beri yapılıyor ve yıllardan beri aslında batılı fotoğrafçıların doğuyu gözlemlemesinden oluşuyor hı hı. Ee, baktığın zaman fotoğraf tarihindeki görsel e, var olan mevcut çalışmalara hepsi işte Pakistan Hindistan Bangladeş, Türkiye, Orta Doğu vesaire. Ama Avrupa ile ilgili bize sunulan ne yazık ki böyle çok geniş bir arşiv yok. Hı hı. E, halen yok. E, yıllar önce Henry Cartier-Bresson'un 1950'lerde yaptığı bir grupun çalışması var. Bunun için de çok fazla görse ne yazık ki ulaşamıyoruz. Hı hı. E, birincisi işin bu kısmı. İkincisi biraz da hani işin e, yurttaşlık kısmı da var. Yani siz e, dünyayı değerlendirirken bulunduğunuz noktadan eğer Türkiye'deyseniz Dünyayı değerlendirmeniz, aynı zamanda kendi coğrafyanızı değerlendirmeniz de buna dahil. Yurt dışına çıktıktan sonra değerlendirmeniz, iki arasında bir kontrast fark var. Yani bir, bir farklılık var. Ee, yurt dışında yaşayan birisi olarak tabii ki daha duygusal oluyorsunuz. Ee, ve sürekli izlenen birisi olmaktansa, aynı zamanda koşulların eşitlendiği, hani diplomatik olarak da koşulların eli eşitlendiği, aynı göz mesafesinden insanlarla e, bir Diyalog kurmaya çalışıyorsunuz. Bu bazen siyaset olur, bazen sanat olur, bazen ekonomi olur. Ben kendi turduğum cepheden Avrupa ile aslında bir denge kurmaya çalışıyorum. Yani yıllardır bize bakılıyor. Evet tamam bizim de itirazımız yok. Eksiklerimiz de vardır. Biz bunlarla yüzleşelim, eleştirelim. Ama seni de konuşalım yani. Evet. Şimdi Avrupalının, Avrupalı'nın Türkiye ve Orta Doğu coğrafyasındaki oryantalist bakış açısını evet. aslında bir anlamda eleştirirse. Daha doğrusu karşılığı diyelim. Değil mi? Aynen yani öyle. E, çünkü Avrupalı Türkiye'ye gelir ya da Orta Doğu'ya gider. Ha. E, hala aynı şeyleri yapıyorlar. E, mutlaka e, bir çarşaflı kadın ararlar. Aynen Yani e, ya da mutlaka bir dilenen bir adam ararlar. Aynen. E, i̇şte bir köhnemiş sokakta e, bir yoksul bir insanın fotoğrafını... Ha çekmeye Aynen. çalışırlar. Bu son derece enteresandır. Ee, küçük bir anım. 2000'li yıllarda daha göçmen sorunu hiç yok. İspanya'ya gitmiştik. Madrid'de dolaşırken İspanya'da yaşayan arkadaşlarımızla geziyorduk. Ee, bir telefon kulübesinin içinde sızıp kalmış bir İspanyol evet. vatandaşı. Ee, onun fotoğrafını çektim. Çekmeye çalışırken bir İspanyol kadını hışımla geldi evet. ve İngilizce olarak. Ee, utanmıyor musunuz bu fotoğrafı çekmeye, evet. ee, ne hakla çekersiniz, ee, bizi dünyaya rezil mi etmek istiyorsunuz evet. filan gibi bağırıp çağırmaya başladı ve çok şaşırmıştım hakikaten. Yani hiç şaşırmayın yani. Evet, evet. 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 böyle bir de tepki verebilmesini öyle ya Türkiye'ye gelen insanlara biz hiç batıdan gelen insanlar bu oryantalist bakış açısında şimdiye kadar hiçbir şey söylememiştik. Ya yani Onlar böyle bir bilinç oluşmuşlar muhtemelen Hı. biz hani bu konuda biraz daha eksiziz. Ben hani Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun, dünyanın neresinde olursa olsun bir eksiğin zaten manipüle edilmesi taraftarı değilim. Onun üstüne aksine konuşulması gerektiğini düşünüyorum. E, profesyonel olmamdan kaynaklı olarak da tabii kendimce geliştirdiğim bir takım yönlerimler var. Öncelikle ben hiçbir modelimi gizli vesaire bilgisi dışında ya da isteği dışında çekmemeye özen gösteriyorum. Hı hı. Durumu ona izah ediyorum. E, fotoğrafın çekilmesi anında eğer hani onunla konuşacak bir zaman aralığım yoksa, hı. Fotoğrafı çekildikten sonra mutlaka onunla hani bir biçimde iletişime girip durumu izah ediyorum <laughs> ve onun onayını alıyorum açıkçası. Yani tek kare <laughs> görünen fotoğrafların hiçbir aslında tek kare değil. Öncesinde ve sonrasında <laughs> onun gülümserken, sohbet ederken de benimle yapılmış çekimleri oluyor. <laughs> ee, Ama iş siz işlerinden bir tanesini alıyorsunuz ve koyuyorsunuz değil mi? Oraya? Evet. ya Bir de optimal sonuçlar aslında. Bunlar en dramatik kareler değil. Zaten fotoğrafın bir dramatik... Sanat olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Fotoğraf böyle felsefe gibi, hayat gibi, gri bir şey, beyazları var, siyahları var. Ee, yani ortada bir şey. Ben de hani bu sonuca yakalamaya çalışıyorum açıkçası. İlla... Siyah beyaz mı çalışıyorsunuz sen? E bu proje böyle Hindistan rengarenk mesela. Evet. Ne yaptıysan Hindistan'da onlar e, rengarenk. Hı hı. E, Anladım. Ama e, tabii Avrupa'da siz Avrupa'nın öteki yüzünü çekerken. Sizin elinizde hayli malzeme geçmiş ama demek ki Amerika'ya gitseniz inanılmaz bir malzemeyle karşılaşacaksınız Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çünkü yani yaklaşık resmi olarak 30-40 milyon yoksulun bulunduğu ve 5 milyon insanın evsiz yaşadığı Amerika'da herhalde dünya kadar malzeme bulabilirdiniz. Ya öyle tabii. Ee, öyle tabii yani ama şu an için hani zaten eee phase of Europe hani dünden bugüne yapılan bir iş şey değil 10 yıllık bir çalışma aslında aynen tabii mi? Hı, o kadar uzun zaman aynen yani. öyle yani 10 yılda hani tamamlanması düşünülen bir çalışmaydı ee, henüz şu anda 160-170 oranında bana sorarsanız tamamlandı. Hı hı. Ama e, hani oturup düşündüğümde de bu iş bitecek bir şey değil. Mesela Afrika'da yapılmış iki haftalık, bir haftalık bir işti, hı. yapıldı, çekildi, gelindi, o sayfa kapandı. Hı hı. Ama phase of Europe hani benim bütün ömrüme yayılacak bir şey. Yani bu bu iş bitecek gibi görünmüyor. Hı hı. Benim hissettiğim bu. Bir de sizin söylediğinize bir şey eklemek istiyorum. Yani az önce çok doğru bir noktadan hareketle işte geliyorlar, sadece işte sokakta yatanlar, dilenciler vesaire çekiliyor gibi şeyler söylediniz. Ee, yani Feyzo Fürük çalışmasının hani mesleki olarak da mesleki reaksiyonlarım itibariyle çıkış noktası da bir hani biraz e, sizin konuştuğunuz noktadan hareket ediyor. Şimdi İran'a da gidip e, orada iki tane çarşaflı hanımefendiyi çekip e, İran'ı bize tanıtmaya çalışan fotoğrafçılarla karşılaşıyor Ya da tam tersini yapıp evet. işte çok süslü püslü giyinip, evet. e, aşırı makyaj yapıp saçının bir kısmını örtüyormuş gibi evet. yapan kadınlar da Ama bu, evet ama bunun dışında başka bir İran da var. Yani hı. bizim bilmediğimiz başka bir İran da var yani. Yani kültürlerin beşiği İran tabii, değil mi? Tabii tabii Yani bunlar var. E, orada yürüyen bir sosyal hayat var. Hı hı. Marjinal hayatlar var, dejenere hayatlar var. Hı hı. Evet. Eee rengarenk hayatlar var. Yani, dramatik hayatlar da var elbette. Ama hani siz Optimal sonuçta o ülkeyi anlatmak istiyorsanız orada iki tane kadınla bunu yapamazsınız. İki tane çarşaflı kadınla bunu yapamazsınız. Hı hı. Ve Zofirub için de böyle yani Paris hani çok konuşulur. Ee, yani PR'ı çok iyi yapılan şeyler bunlar. Venedik'te, Floransa'ydı. Buraları gördüm ve yani bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben bir Karadenizliyim, Ordu doğumluyum ben. Yani nereye gidersem gideyim öyle bir memleket göremiyorum. Hani acaba benim du duygusal reaksiyonum mu bu? Hani orada büyümüş birisi olarak diye düşünüyorum. Ama misafirler ağırlıyoruz mesela. Hepsinden aynı şeyi duyuyoruz. Yani jeopolitik olarak, coğrafi konum olarak, şehrin dokusu itibariyle, renkleri itibariyle vesaire. Biraz PR'larla alakalı. Bu konuya nereden geldim? Paris konuşuyorduk. Paris'e gittiğiniz zaman Paris'e dair ne görüyorsunuz sadece? İşte Eiffel Kulesi, ışıklı sokaklar, işte kafeler. Harkı, evet. Harkı Harkı, yani bir canım. Yani dair, dair şık El Elize sarayı varsa Versailles evet. Sarayı, evet. Notre Dame de Paris'i yani, efendime söyleyeyim. Yani, aynen yani bu, işte. bu Notre Dame'dı, bilmem no, neydi vesaire. Evet. Ama Banyo'da neler oluyor? Yani gelin bir de bunu konuşalım. Bir de buraya bir, bir bakalım yani orada neler oluyor yani. Evet. Hani ben burada hani e, söylerken bile kendimi rahatsız ediyorum. Araplar birbirini kesiyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Böyle de bir dünya var yani. Hı hı. Evet. Yani e, o yüzden hani e, samimiyet temelinde hani evet. tonumumuzu böyle e, kullandığımız ekipmanların adına yakışır bir biçimde objektif değerlendirirsek bence e, ...daha iyi bir dünyanın kapısını açmamız daha kolay olur. Evet, sevgili seyirciler... ...Ali Aydar Yeşilyurt... ...fotoğraf sanatçısı... Face of Europe adlı... ...yeni çalışmasıyla... ...karşımızdaydı, yanımızdaydı. Onunla konuştuk, çalışmalarını kendisiyle konuştuk. Çalışmalarınızda... ...başarılar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Umuyorum ki çok daha fazla ses getirecek. Çok sağ olun. Şimdiye kadar yaptığınız yüz artıcı işlerin yanına yenilerini ekleyecek çok sağ olun. bir yolunuz olur. Çok sağ olun. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Rica size. ederim. Davet ettiğiniz için ben çok memnun oldum. Çok mutlu oldum. Bu sunumun daha fazla insana ulaşması konusunda desteğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Çok sağ olun. çok Teşekkür mersi. ederim.